Bugün yine sizinle çok cici çok güzel şeyler yapacağız. Biraz da çocukları düşünelim dedim ben. Ne dersiniz? Bugün esasında hem oyuncak hem yastık olacak çok da kullanışlı bir ürün yapacağız. Bu üründe ne mi kullanacağız? Efendim önce tabii ki her zaman olduğu gibi olmazsa olmaz kalıplarımız var. Bu bir kurbağa. Kurbağanın böyle düğmeleri olacak. Acaba ben onları nelerden yapacağım? Küçücük bir tüyo vereyim mi? Bunlardan yapacağım. Bunları biz kendimiz de yapabiliriz, hazır da alabiliriz. Hangisini isterseniz yapabilirsiniz. Böyle yeşil polar kumaşım var. Sonra işte iğnelerim, makaslarım, malzemelerim var da var. Ne zaman mı yapacağız? Hemen yapacağız, az sonra. Burada biraz dikkatli olalım. Mesela şu yuvarlaklarda şöyle çıt atalım. Ama tabii dikişimizi asla kesmiyoruz. Evet, polar kumaşım var. Yeşil renk. Bu yeşili sevdim ben. Esasında biliyorsunuz biraz daha açık renk oluyor kurbağalar. Ama doğada zaten kahverengili yeşilli oluyor. Fakat biz böyle, siz de nasıl isterseniz öyle seçebilirsiniz. Bu tarafı gördüğünüz gibi kaşe kumaş gibi duruyor. Tamam, biz tersinden çalışacağız. Hemen kalıbımızı şöyle yerleştiriyoruz. Ben şöyle bir şey önermek istiyorum sevgili hanımlar, beyler. Ne olur ne olur kalıplarınızı çok fazla eskitmeyin. Şöyle çok az topluğuna yardımıyla çalışmaya gayret edelim. Çünkü bir kalıp dosyamız olacak ve bu kalıplar o kalıp dosyasında bize daha sonraki çalışmalarımız için yardımcı olacak. Hemen elime makasımı alıyorum. Bakın 5 tane toplu iğneyle işimi bitirdim. Bir makine ayağı ya da yarım santim dediğimiz payla etrafından muntazam kesiyoruz. Şöyle, eğer biçkimiz düzgün olursa, güzel bir biçki yaparsak inanın dikişiniz de o ölçüde güzel olacaktır. O vakit ilk Nur Hoca neyi önemsiyormuş? İyi biçkiyi önemsiyormuş. Açıkçası bugün belki kurbağa yapacağız ama daha sonraki günlerde diğer hayvanları da yapabiliriz. Meyveleri de yapabiliriz. Bu sistemin bir sürü alternatifi var esasında. Yeter ki bizim canımız istesin. Eğer zaten ekranlarınızın başından bizi devamlı izlerseniz, ben şöyle ayağa kalkayım. Tabii biçki yaparken çok da dinleniyor pozisyonda olamayabiliriz. Eğer bizi izlerseniz biz sizin için inanın. Şimdi bakın, bazen size püfler de vereceğim. Bu kalıpta kuyruk bu kadar ince ama bu kadar ince bir kuyruk böyle bir kumaştan iyi çıkmayabilir. Hemen ne yapıyorum? Pratik bir şekilde bu kuyruğu da azıcık kalınlaştırıyorum. Mesela sizler de böyle çalışabilirsiniz. Biraz şöyle ucu bu tarafa doğruymuş. Aynı şekilde biçkimi o tarafa doğru yönlendiriyorum. Bakın çok da güzel. Hem kuyruksuz kalmayacak benim kurbağam hem de ben onu çalışırken rahat edeceğim. Evet. Şimdi hemen şu taraftan bir de buradaki biçkisini tamamlayalım. Her zaman dediğimiz gibi iyi biçki her daim iyi dikiş demektir. Kurbağayı bilmeyenimiz var mı? Yok. Hikayelerde evet her zaman karşımıza çıkar. Masallarda her zaman karşımıza çıkar. Peki ben bir soru sorayım bakalım küçük seyircilerimize. Kurbağalar en çok nerelerde yaşarlar? Duyuyor gibiyim vallahi. Evet, sulu ortamlarda değil mi? Dere kenarlarında, nehir kenarlarında, sazlıklarda. En çok oraları seviyorlar. Çünkü hem suda hem karada yaşamayı seviyorlar onlar. Evet, neredeyse bitmek üzere. Şöyle. Bu kurbağa için sadece benim pomponlarım yok. Tabii başka şeyler de var. Onları da göstermek isterim biraz sonra size. Sadece kumaş ve pompon değil,
gözler için düğmeler mesela. Hemen şurada, şuralarda. Bu da göz düğmelerimden. Şu üçü gözler için kullanacağım düğmeler. Biç kimi yaptıktan sonra bunları böyle kenara alalım. Gelin beraber bu kurbağanın tasarımını yapalım. Şöyle baktığınız vakit şu pomponların yeri belli. İşte gözlerin yeri belli. Burada ağzının yeri belli. Ben buna ağız çalışmayacağım ama göz yapacağım. Çünkü şunu da çıkaralım. Zaten burada bir ağzı var. Ve burası tersiydi biliyorsunuz. Şimdi yüzünü çevirelim. Evet, burası da yüzü. Şimdi hep beraber bir tasarım yapalım. Bunlardan koymak istiyordum ya. Şöyle. Ve mavinin yanına şunu mu koyalım? Birlikte karar verelim. Hangisi daha güzel olacaksa onu yapalım. Yoksa bir siyah bir kırmızı, kırmızıyı daha mı çok kullanalım? Evet, böylesi daha iyi. Ben böyle seçtim. Ama sizler nasıl isterseniz öyle seçin. Şimdi ne yapalım? Hemen şurada iğne deliğim var. Ben biraz tabii nostaljiyi seviyorum esasında. Kim ne derse desin. Ve öyle iğne delikler kullanıyorum. Tabii ki böyle şık, yeni modaya uygun iğneliklerim de var ama daha çok eskiden kalmış nostaljiyi de seviyorum. Hoşuma gidiyor. Hemen çift kat yapıyoruz ipimizi. Yerlerini belirledik. Ne harika. Alttan şöyle yukarıya doğru bakın çok kolay. Şöyle içinden geçiriyorsunuz. Çünkü çocuklar bunlarla çok oynarlar. Sonra da aynı yere geri dönüyorsunuz. Şimdi bunları kaldıralım ve buradan aşağı iniyoruz. Bakın buraya geldik. Burada şöyle bir tane düğüm yapıyoruz. Bu düğümü artık bilmeyenimiz yoktur. Biz Türk hanımları biraz da marifetliyizdir yani, değil mi? Şimdi bir püf daha öğretmek isterim ben. Ama sabunumu şu tarafa koymuşum. Kutumun içinde olsa gerek. Bulamadım. Önemli değil. O zaman toplu iğneyle işaretleyeceğim. Bunu bağladıktan sonra isterseniz burada kesebilirsiniz ki ben öyle yapıyorum. Yeniden bir düğüm atıyorum. İşaretlediğim yerden yukarıya çıkıyorum. Bakın o vakit bu iğneye gerek yok. Hemen yanına siyah koymuştum biliyorsunuz. Şöyle tepeye buradan da aşağıya doğru bir kere daha görelim. Hatta birkaç kere daha görelim. Yaptığımız işin şekli pekişsin. Bu sefer elim daha hareketli olacaktır. Daha rahat edeceğim. Evet. Bağladık. Yine. Evet. Şimdi de öbürününkini yapalım. Buradaki sıralamaya bakıyoruz. Mavi, siyah, kırmızı ve sarı. Peki, yerlerini sabitlemek için iğne kullanabilirsiniz. Ama ben pratikten yapacağım. Zaman içerisinde sizin de eliniz alışacak. Siz de pratik çalışacaksınız. Dikişin en zevkli tarafı kısa süre içerisinde bir sürü şey elde edebilmek. Bunun için de ben size her zaman pratik, çabuk, hemen olabilecek püfler öğreteceğim. Böylece bir sürü şeyler yapacağız hep beraber. Bizim programımızı izleyenler çok şık, çok güzel hobiler edinecekler kendilerine. Biz sadece dikiş dikmeyeceğiz ki bir sürü şey yapacağız esasında.
Onları da göstereceğim ben size. Dikişle birlikte mesela boyamalar yapacağız. Fırçalarınızı vesaireleriniz de bu arada çıkarın. Hani eskiden yapıyordu iseniz, sağda solda var ise hemen çıkarın. Eski kotlarınızı hazırlayın. Komşulardan eski kotları aman kimseye vermesini istemeyin. Lazım olacak onlardan yaz için. Çok şık minderler yapacağız, yastıklar yapacağız, hamaklar yapacağız. Kot kumaştan yapacağız. Neden? Çünkü kot kumaş çok güçlü bir kumaş. Yani çabuk eskimiyor. Zaten onun için üretilmiş. Bir tane kaldı. Mavimizi de şöyle dikelim. Ben şeyi çok önemsiyorum. Sevgili seyircilerimiz, açıkçası tamam para verip hediye alalım, o da güzel, o da güzel ama kendimiz üretip hediye edelim, kendimiz üretelim. O daha anlamlı olacak, o daha ne bileyim biraz da aile bütçemize katkısı olacak. İşimizi sağlam yapalım ve bir kere de bitirelim. Şimdi gözlerini yapmak istiyorum. Gözler için şöyle size doğru tutayım. Bu tarafta ya biliyorsunuz. Gözler için vallahi biraz biliyorsunuz iri olur ya gözleri. Ne yapayım ne yapayım dedim. Şöyle şeyler buldum evde. Eski düğme kutumda kim bilir ne zamandan kalma. Sonra şöyle kırmızı da vardır. Ya hani şunun da tersini kullanalım. Ondan sonra bir de siyah koymak istedim. Şöyle ve de böyle. Şimdi bunların hepsini dikeceğiz. Vallahi benzedi. Ne dersiniz? Ben de çok sevdim. Nasıl oldu? Süper oldu. Şimdi bir de bunu dikelim. Ama tabii siyah ip lazım bana. Hemen dikiş kutuma bakayım. Evet. Bir de çok önemli bir şey var sevgili seyirciler. Bu hani el emeği göz nuru diyoruz ya, inanın çok doğru. Malzemeler de çok önemli. Hani o el emeğinizi, o göz nurunuzu ziyan etmeyelim. Malzemelerimizi de gerçekten zamanında eksiksiz masamızın üstüne koyalım. Yoksa ne oluyor? Kalkıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, oturuyoruz. Ben hep öğrencilerimden onu isterdim. Bu sefer sıkılıyoruz. Hepsini bir arada dikeceğiz. Bakın. Çünkü hepsinin bir püf daha vereceğim. Şöyle üst üste koyup bakın öbür taraftan da şu şekilde ve şu şekilde. Hemen onun yanına bakın hemen onun yanına şöyle takıp arkaya doğru çevirdik mi? Süper. İşte buyurun bunu da geri alıp şöyle bir bağladık mı? Kalın bir ip. Şimdi şuradan da göstereyim. Buyurun. Ne kadar kolay oldu değil mi? Hem şık oldu hem de güzel oldu. Stüdyodaki arkadaşlarım da çok beğendi. Hemen diğerini de yapalım. Evet. Ben burada zaten kendi evimde gibi hissediyorum. Çok hoş bir ortam. Evet, 360 ailesine sizin adınıza ve kendi adıma teşekkürü bir borç biliyorum. Çok böyle şairane oldu ama vallahi doğru oldu. Hemen bakıyorum şuradan kaç santim böyle göz şeyi yapıyorum. Ama sizler ölçüyle de yapabilirsiniz. Burada biraz dikkat edeceğiz yerimizi. Aman hiç kaçırmayacağız. Evet. Hemen bir tanesini takıyorum. Ve diğerine takıyorum. Aynı sıralamadan da aşağı doğru iniyorum. Şurada dikkat edeceğim. Yani hemen yanına olacak. Böyle buralara falan değil. Buna dikkat ediyorum. İniyor aşağı. Birinci ipi yukarı doğru biraz çekiyorum bağlayabilmek için. Evet, işte bu kadar. Hani telle falan tutturalım mı diye sakın düşünmeyin. Çünkü çocuklar oynayacak bunlarla ya. Hani istemiyorum tel batar matar. Vallahi süper oldu. İşte gözler oynuyor. Aman ben bile çok beğendim. Şimdi diğerini yapalım.
Çünkü bizim bu yastığımız çift taraflı oyuncak yastık. Hani seyahatlere giderken çocuklar arada bir arabada uyurlar ya. O zaman hemen anneler çıkarsınlar bu yastıklarını çocuklarımızın. Hem canları sıkılmaz hem de rahat rahat hem oyun hem uyku. Evet. Şöyle yerleştiriyorum önce. Tamam diyorum, burası çok uygun. Alttan yukarı doğru alıyorum. Ondan sonra bir tane bundan. Bir tane bundan. Süper. Bir de böyle geri gidiyoruz. Biraz tekrara düştük ama her zaman öğretmenler ne der? Çocuklar tekrar yapın. Öğrendiğiniz pekişsin. Ben de emekli bir öğretmen olduğuma göre, ben de sevgili hanımlarımıza, beylerimize tekrar yapın, pekişsin diyebilirim. İpim bitti. Bir az daha ip geçirelim. Esasında gözlük de takıyorum ama gözler çok iyi görmüyor tabii. Ben de kendime çuvaldız gibi iğne bulmuşum. Evet, işte malzemen işe yarar olursa kendime göre. Hepimiz esasında malzemelerimizi kendimizleştirelim. Kendimize göre yapalım. O zaman ne yaparız? Çok daha çabuk işlerimizi bitirebiliriz. Evet. Bu da çok güzel. Yerine yerleşti. Şuradan hemen. Güzel. Sonuncusunu yapıyorum. Yeni gelenler, aman kaçıranlar, bir kere daha görmek isteyenler, buyurun sonuncusu. Şöyle. Tekinden yine böyle. Sonra diğer deliklerinden aşağıya doğru. Ve şuradaki mesafeye dikkat ediyoruz. Evet. Sonra şöyle biraz çekiyoruz ve sıkı sıkıya bağlıyoruz. Bu artık kopmayacaktı. Tam dipten de kesmiyoruz. Biraz yukarıda kalsın istiyorum. Evet, bakın çok cici oldu. Çok güzel oldu. Şöyle göstermem gerekirse muhteşem oldu. Şimdi bunları böyle üst üste koyuyorum. Çünkü etrafından makine çekeceğim. Bu arada isteyen arkadaşlarımız tel yapabilir. Ben tel yapmadan makinasını çekeceğim. Ama İşte hocam biz sizin kadar seri yapamayız. Tamam, kabul. Zaman içerisinde olacak onlar da. O vakit tel yapabilirsiniz. Ben ikisini üst üste koyup sıkı sıkı iğneleyeceğim. Biraz şöyle rahat oturayım. Kendimi öne doğru kastım. Ben de tabii sizin karşınızda olunca heyecanlanıyorum. Yapacak bir şey yok. Televizyonculuk zormuş, zor. Oturdu rutine. Şurada belki biraz zorlanacak gibi. Ama onu da hesapladım artık esasında ben. Onu hesaplamam mı? Çünkü niye? Ben bunları çok iyi biliyorum. Tabii ki benden daha iyi bilenler de var. Ama ben de o bilenlerin içerisindeyim diye düşünüyorum. Şöyle iğneleyebiliriz. Biraz sıkı sıkı iğneleyeceğiz ki biz dikişimizi yaparken sağa sola kaçmasın. Neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Açıkçası makinalarını çektik mi, bir de boncuk elyafını doldurduk mu, neredeyse bitmek üzere. Şimdi biz bunu dikerken şuralardan, şu ya buradan ya buradan, siz bilirsiniz. Bir tanesinden boşluk bırakacağız ki çevirebilelim. İğnemizi böyle koyalım. Bir tanesini de böyle, tamam. Şimdi sıra geldi bunun makinalarını çekmeye. Eskiden insanlar ne kadar zorlanıyormuş elle dikerken, ama artık makinalarımız var, rahat rahat dikebiliyoruz. Bakın. Hemen şöyle farklı renk iplik geçirdim ki şöyle siz de görebilin diye. Şurada sağlam dikiş yapacağım. Bir makine dikişinden, evet, şöyle gördüğünüz gibi
İğne altta pozisyonu seçeceğim ki daha bir rahat edeyim. Kaldırdığımda iğnem yerinden oynamasın istiyorum. Dönüşlerde biraz iğne altta pozisyonunu kullanarak çevirebilirsiniz. Altıda kontrol ediyorum. Şimdi patilerini yapıyorum kurbağamın. Burada biraz dikkatli olalım. Yine toplu iğnemizi alıyoruz. Evet, neredeyse işimiz yarıyı geçti gibi. Burada da sağlam bir kiş yapıyorum. Çünkü buradan çevirmek istiyorum. Biliyorsunuz ayarlamıştık yerimizi gayet güzel bir şekilde. Her zaman ama her zaman yaptığınız işi kontrol etmek için şöyle bir sağına soluna bakın. Ne kadar emin olursanız olun lütfen geri dönmek her zaman daha zordur. Şöyle bakıyoruz, aa diyoruz, tamam güzel. Peki burada yapmanızı istediğim bir şey olacak. Şuralar kolay dönemeyeceği için lütfen şuradaki paylarınızı biraz şöyle almanızı rica edeceğim. Mesela şurada bir yer düzeltmişim. Veyahut şöyle sivri yerlerde şu makasla yapalım. Şöyle çıt atalım. Bakın. Mesela şu yuvarlaklarda şöyle çıt atalım. Ama tabii dikişimizi asla kesmiyoruz. Böylece kurbağamızın dikişi bitti. Şimdi ne yapalım? Şuradan çevirelim. Bu kadar küçük yerden döner mi? Evet efendim döner. Niye? Çünkü bu polar. Çok da kolay döner. Rengine çok bayıldım ben. Bilmiyorum siz de sevdiniz mi? E tabi öyle çok da kolay dönmeyecektir. Ama işte çevirdik. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Bakın. Sonunda evet kuyruğunu da çevirdik. Güzel. Şimdi biliyorsunuz elyaf dolduracağız ama dolaptaydı, onu ben bir alayım. Böyle elyaf da kullanabiliriz. Boncuk elyaf da kullanabiliriz. Evde sünger de olabilir. Sizin arzunuza kalmış ama ben böyle elyaf daha çok tercih ediyorum. Şöyle hemen açık bıraktığımız yerden çok da kolay dolar. Şöyle dolduruyoruz. Her doldurduğumuzu ileriye doğru ittiriyoruz. Önce mesela kafasını yapıyoruz. Sonra ön kollarını, sonra arka kollarını gibi çok fazla doldurmadan, çok da tıka basa hale gelmeden, çok da ince olmadan ortalama normal bir doldurma şekliniz olsun lütfen. Şöyle de biraz kabartarak yapabilirsiniz. Kollarını dolduruyoruz. Şu şekilde yine. Bence bütün çocuklar isteyecek. Anneler çocuklarınızla birlikte işte size faaliyet konusu. Anne çocuk ilişkisi için, işte babaanne torun ilişkisi için, abla kardeş ilişkisi için, anneanne için. Hepsi için esasında size bugünlük bir proje. Yalnız çok fazla doldurmayalım. Çünkü bu böyle tıka basa dolu bir kurbağa değil. Yaptıktan sonra iyice
çok fazla doldurmanızı istemiyorum. Bakın şimdi bunu nasıl kapatıyoruz? İğnemizi, ipliğimizi geçiriyoruz. Geçirdik. Şöyle alttan bir tane geçireceğiz. Sonra ikiye katlayacağız. Bir alttan şöyle. Bir üstteki aradan. Böylece dikişimizi de yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi hiç ama hiç belli bile olmadı. Zaten küçücük bir yer bırakmıştım. Öyle çok olsun istemedim. Fazla yer elde dikmek işime gelmedi. Doldururken biraz zorlandım ama sonuçta başarılı oldum. Size de öyle tavsiye ederim. Düğüm yapıyoruz. Yani bağlıyoruz. Ve içten şöyle şu tarafa doğru geçirelim. Şuradan da keselim. İğnemizi kaldıralım kenara. Aman sağa sola itmesin, yerlere düşmesin. Çocukların ve bizim ayaklarımıza batmasın. Evet, bakın. Ne kadar güzel oldu değil mi? İsterseniz böyle onunla birlikte uyuyun. Bugün bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın.